çalışan çalışmayan diye ikiye bölmüş. Bunu da müjde gibi vermiş. Ya kimin parasını kime veriyorsunuz? Bu bir utanç meselesi. Ve bunun tekrar gözden geçirilmesini mecliste her oturumda söyleyeceğiz. Araştırma önergesi de vereceğiz, konuşacağız. Emekli açlığa terk edilemez. Evet, Filistin dedik, çocuklar dedik. Türkiye Cumhuriyeti'nin yaklaşık 70 yıldır en hassas olduğu konu Filistin meselesi. Recep Tayyip Erdoğan da çok hassastı. Ama bugün grup toplantısında Filistin meselesinden önce yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin videolarıyla başladı. Bu nasıl bir kin? Bu nasıl bir nefret? Bu nasıl bir anlayış Sayın Cumhurbaşkanı? Hiç mi vicdanınız yok? Beklerdik ki bugün bu meseleyi Filistin'le, çocuklarla, kız çocuklarıyla açın. Ama hırsınız, iftira anlayışınız ve bunu videoya dökme alışkanlığınız her şeyin önüne geçiyor sizin. Filistin meselesinin bile. Utanç duydum o görüntülerden. Ya bu ülkenin Cumhurbaşkanı seçimde Karayılan'ın videosuna sarılır. Burada montaj, tamamen gerçeği saptıran videolara sarılır. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda da bu videoları 85 milyonla paylaşır. Utanç meselesi, artık videoları geç, gerçeğe gel. Değerli arkadaşlar, bir sürü şey. Bazılarına cevap vermek isterim. Neyi saptırıyorsun sen? İstanbul İl Kongresi'nde soracaksınız ama sormadan ben cevaplandırayım. Adaylardan bir tanesi çıktı. Ben de Ekrem İmamoğlu'na bir liste veriyorum dedi, iş listesi dedi. Almıyor dedi. Recep Tayyip Erdoğan bunu grupta paylaştı. Teşekkür ediyorum Recep Tayyip Erdoğan. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi listeyle işi adam almaz. Güreşçiyi daire başkanı yapmaz. Bir görevliye 5 maaş vermez. Milletvekillerinin, bakanların, il başkanlarının listesiyle İstanbul'un çalışanlarını belirlemez. Ne güzel bunu paylaştın. Çok teşekkür ediyorum. İstanbul Belediye Başkanı kim olursa olsun para vermez. İstanbul'un rızkını ve bütçesini 16 milyon İstanbulluya verir. Ha sen buna tabii ki alışkın değilsin. Senin bünyen buna alışkın değil. Sen çünkü İstanbul'u yönetirken ve arkadaşların yönetirken paranın bir kısmı vakıflara gidiyordu. Paranın bir kısmı yandaşlara gidiyordu. Milletvekillerinin çocukları projelerle ihaleler alıyordu. Ve bundan da bir arkadaşımız rahatsız olmuş. İstanbul İl Kongresi'nde söylenmiş. Onun için gereken de yapılacak. O hat size haddini de bildireceğiz. Mersin, Adana, İstanbul, Ankara. Listelerle işe adam alınmıyor. Kim hak ediyorsa, kimin ihtiyacı varsa. Ankara'nın, İstanbul'un, Mersin'in çocukları geliyor, CV'lerine bakılıyor. Ben bir liste vermiyorum ve vermem. Çünkü bizim alakamız da örtüşmüyor. Artık videoları geç. Hayatın gerçeklerini konuş. Neymiş? Zamlarla ilgili. Evet, fiyatlar pahalıymış. Ama bazı kurumlar, kişiler algı yapıyormuş. Orada da biz suçluyuz. Tabii ki biz gece marketlere giriyoruz, etiketleri değiştiriyoruz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak. Biz tarlaya gidiyoruz, maliyetleri arttırıyoruz. Biz benzin istasyonlarına gidiyoruz, gece fiyat etiketleri, tabelaları değiştiriyoruz. Biz suçluyuz, orada da biz suçluyuz. Sen teflon tava gibisin, sana hiçbir şey yapışmıyor Recep Tayyip Erdoğan. Baksana ülkenin durumuna. Yüz binlerce insan mahkeme kapısında barınma sorunuyla ilgili. Emekli maaşıyla 10 gün geçinemiyor.
Emekline, öğrencine, işçine, köylüne sahip çıkmıyorsun. Sürekli olarak videolarla bu ülkede algıyı değiştiriyorsun. Bu bir siyasal bir dolandırıcılıktır. Gerçekleri konuş. Cumhuriyet Halk Partisi kongrelerinde kavga. Bugün internetten baktım, en az 25 tane AKP kongresinde sandalyeler uçuşmuş, silahlar çekilmiş. MHP kongresinde aynı, diğer partilerde aynı tartışmalar oluyor. Ama Türkiye'nin ve dünyanın gündemi Filistin, yoksulluk mu? Recep Bey'in sahte videoları mı? Ve şiir okuyor. Adamlar bilirmiş sönük, adamlar bilirmiş çürük, adamlar bilirmiş işte şöyle böyle. Evet, biz de bazı adamları biliyoruz. Adam biliyoruz, hırsız. Adam biliyoruz, zalim. Adam biliyoruz, sahte. Adam biliyoruz, yüzü kırmadan, kızarmadan yalan söyler. Adam biliyoruz, torpilci. Ama görüyorum ki son düzlükte artık adam da bilmiyoruz. Her konuda partimize, her konuda Cumhuriyet Halk Partisi'ne iftira atmaktan, videolarını paylaşmaktan toplum da sıkıldı. Ve buna para harcıyorsun. İletişim Başkanlığı'nın, Fahrettin Altun'a soruyorum. Bir yıl önce 400 bin lira civarında olan iletişim gideri 4 kat artmış. Ya bu saçmalıklara bizim paramızı niye harcıyorsunuz? İnsanlar zaten internetten kongreleri görüyor. Kongreleri televizyonlar canlı veriyor. Bir de senin kirli algına gerek yok. Ama son cümle bu konuda. Filistin'de çocuklar ölürken, emekliler can çekişirken, sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahte videolarıyla grup toplantını yapıyorsan ve adamlar diyorsan o kelime sana yakışmıyor. Son olarak Akkuyu dün mecliste gündeme getirdim. Rusya'nın şirketin genel müdürünün diğer direktörünün utanç verici açıklamaları var. Bizim limanımız diyor topraklarımızdaki, Akkuyu'daki o tesislere. Bizim enerji santralimiz diyor. Cüneyt Zapsu istifa ediyor. Cüneyt Zapsu dava açıp bilgi almadığı için istifa ediyor. Güvenliğinden sorumlu. 5000 Rus orada. Şu anda bizim topraklarımızda. Enerji Bakanı çıksın, bunu açıklasın diyorum. Sorularınız varsa alacağım. Tamam. Yani son olarak da şunu söyleyeyim. Bunu da belirteyim. Asansör demiş. Yine bu iftirayı atanlarla ilgili tüm davalar açıldı. Ama benim de kendisine bir sorun var. MKYK listesini açıklarken Binali Yıldırım'ı partisinin asansöründen niye indirmiş bir söylesin bakayım. İddia Minex adlı yatırım danışmanlığı şirketinin patronu Bülent Göktunay'a 25 milyon dolarlık bir usulsüz komisyon aracılık ettiği